Herkese merhaba. İkinci videomuzla devam ediyoruz. Bugün oyun teorisinin kısa tarihinden bahsedeceğim. Oyun teorisinin tarihi tabii ki insanlık tarihi kadar eskidir. Bununla birlikte formal bir şekilde tanımlanması ve analiz edilmesi muhtemelen 19. yüzyılda başlamıştır. Burada iki tane Fransız iktisatçıdan bahsedebiliriz. Cournot ve ardından Bertrand, firmaların miktar ve fiyat rekabeti sonucu çıkacak sonucu araştırmışlardır. Ve sonra bu sonuç 20. yüzyılda John Nash'in ortaya attığı Nash dengesi ne denk olduğu görülmüştür. Ama Cournot ve Bertrand bunu genel bir oyun teorisi çerçevesinden daha ziyade firmaların rekabetine odaklandırmışlardır. 20. yüzyılın başlarında hoteling çok fazla ses getiren firmaların fiyat miktar rekabeti ile birlikte lokasyon rekabeti. Bu da ürün farklılaşmasına güzel bir örnek. Bunun Nash dengesi ve sonra Altoy mükemmel Nash dengesi gibi çözüm kavramları için önemli bir örnek oluşturmaktadır. 1913 yılına geldiğimiz zaman Zermelo iki kişi sıfır toplamlı ve sıralı oyunları analiz etmiştir. Satrancı bunu örnek olarak verebiliriz. Zermelo çok güzel bir teoremde şunu ispatlamıştır. Bu tip oyunlarda 3 ihtimalden birisi gerçekleşir. Ya birinci oyuncunun her zaman kazanan stratejisi vardır veya ikinci oyuncunun her zaman kazanan stratejisi vardır veyahut her iki oyuncu da en azından beraberliği garantiler. Belki çıkış noktası satranç oyunu olmasına rağmen satrançta bu üç ihtimalden hangisi olduğunu bilmiyoruz. Uzmanlar üçüncü ihtimal, yani her iki oyuncu da beraberliği garantiler ihtimalini yüksek olduğunu söylemekteler. Ama tabii ki satrançta 10 üzeri 130 olası oyun olduğundan dolayı bunu geriye doğru çıkarsama yöntemiyle çözmemiz şu anki bilgisayar kapasitesi ile mümkün olmamakta. Ama bununla birlikte birçok oyunun çözümü bulunmuştur. Yani bu üç ihtimalden bazen birincisi, bazen ikincisi ve bazen üçüncüsü olduğu görülebilir. Mesela bizim çocukken oynadığımız sos oyunu, tic-tac-toe. Bu oyun her zaman berabere biter. İki oyuncu da hata yapmadığı takdirde. Amerika'da meşhur olan bir Connect Four oyunu var. Burada taşları aynı hizaya getirmek, dört tane taşı. Burada birinci oyuncunun her zaman kazanan stratejisi vardır. Dama ise çapraz dama, Çin daması 2007 yılında çözülmüştür. Burada da her oyun berabere biter. Çomp oyunu, bu da çok enteresan bir oyun. Çikolata parçalarını sırayla yemekle alakalı. Burada da birinci oyuncu her zaman kazanır. Ama genel stratejileri çözmek hakikaten zor bir matematik problemi. Satranç biraz önce söylediğim gibi aslında o cevabını henüz bilmiyoruz. 1921 yılında ise Fransız matematikçi Borel, iki kişili sıfır toplamlı eş zamanlı oyunları matematiksel modellemesi ve burada da poker oyununu bilhassa anlamaya çalışmıştır Borel. Pokerde blöfün mantığını açıklamaya çalışır makalesinde. Ama buradaki genel çözüm pokerin dışında bu tarz oyunların çözümünün olacağını öngörememiştir. Bu ise kendisinden yaklaşık 7 yıl sonra 20. yüzyılın en büyük matematikçilerinden, hatta iktisatçı, matematikçi, fizikçi ve bilgisayar bilimci gibi birçok bilimde önemli araştırmaları olan Macar bilim insanı von Neumann, iki kişi sıfır toplamlı oyunların genel çözümünü Minimax teoremi ile ispatlamıştır. Ve kendisi 1940'lı yıllarda Princeton'da Morgenstern adlı Avusturyalı iktisatçıyla oyun teorisinin ilk kitabını yazmışlardır. Oyunlar Kuramı ve İktisadi Davranış. Bunun ardından von Neumann'ın doktor öğrencisi, Akıl Oyunları filminde hayatından bir kesit izlediğimiz John Nash,
iki kişi sıfır toplamda oyunları genellemiştir. Yani sonlu sayıda en kişi ve sıfır toplam dışında aynı anda insanların kazandığı ve de kaybettiği oyunlar burada Nash dengesini ortaya atar. Nash dengesinde ise hiçbir oyuncu tek başına hamlesini değiştirerek fayda sağlayamadı. Kararlı bir denge. Fizikteki Newton'un eylemsizlik prensibi gibi. Bu da 1950'li yıllardan itibaren iktisatta ve birçok bilim dalında insanların yaygın olarak kullandığı bir denge kavramı olmuştur. Çok teşekkürler. İleride yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.